Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Arkanözü Gören. Yine bir video dersimizden beraberiz. Bu dersimizin konusu gelen genel istek üzerine 3D Max 2016 versiyonu ve Mental Ray render motoru kullanarak dış mekan, aydınlatma ve sahne hazırlanması. Şimdi arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz gibi hazırlamış olduğumuz bir sahnemiz var. Bu sahnemizin aydınlatılmasında sadece Skylight ve HDR kullandık. Zaten gökyüzünden de görüyorsunuzdur. Çok basit bir sahne göründüğü gibi. Şu an zaten GPU ile aydınlanan bir sahne, realistik modda. Şimdi dersimizin konusu, sahnemizi bu hale nasıl getirebiliriz? Tasarımında ve modellerin hazırlanmasında herhangi bir detaya pek girmedim. Burada önemli olan aydınlatma, zaten hani dersimiz ileri düzey kullanıcılara hitap eden bir ders. Modelleme vesaire falan herhangi bir şey anlatmayacağım. Sadece sahnemizin aydınlatmasını nasıl yapabiliriz, buna değineceğiz. Nasıl yapacağız, buna değineceğiz arkadaşlar. Şimdi sahnedeki aydınlatma işlemini komple kaldıracağım, olduğu gibi sileceğim. Hatta size şuradan bir render çıktısı da göstereyim. Sahnemizin render çıktısı bu arkadaşlar. Ayarlar düşük olduğu için birazcık kalitesi az. Ama gördüğünüz gibi sahnemizi sadece HDR aydınlatıyor. Güneş, HDR'ımıza yer alan güneşimiz bu kısımda yer alıyor ve buradan itibaren sahneyi aydınlatıyor. Skylight'ımız var, dışarıda duran. Tabii buradan ayarlarımızı yükseltirsek daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Sahnemizin gamma değeri 2.2. Hemen tekrar onu da kontrol edelim. Evet, sahnemizin gamma değerinde 2.2 kullandık arkadaşlar. Emin olmak için tekrar bir kontrol ettik. Dilerseniz artık başlayalım. Mental Ray'in de dış mekan alınan renderlarda ne kadar kaliteli bir sonuç vermiş olduğunu da görmüş olacaksınız. En az muadil olan diğer render motorları kadar iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ayrıca Mental Ray render motoru artık eskisi kadar karmaşık değil ve çıkartmış olduğu sonuçlarda oldukça kaliteli ve gerçekçi. Evet, şimdi arkadaşlar, sırasıyla sahnemizdeki ışıklarımız olsun, hepsini birer birer kaldıralım. Skylight'ımızı seçip silelim. Sahnemizde direct light'ımız da vardı, güneş taklidi yapan, onu da kaldıralım. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi light listlerimiz açık kalsın. Görmüş olduğunuz gibi sahnemiz Max'in default light ile aydınlanıyor. Bildiğiniz scanline render gibi, aynı şekilde hemen böyle kaba bir renderını alalım. Sahnemizde kullandığımız ağaçlar arkadaşlar, 3D Max'in kendi içerisinde kütüphanesinde gelen ağaçlardır. Dışarıdan herhangi bir ekstra bir pull gün olsun ya da model olsun bir ağaç dahil etmedik. Oldukça da iyi sonuçlar veriyor. İsterseniz zaten üzerlerinde mevcut gelen tekstürlere kadar müdahale edebiliyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, herhangi bir gerçekçilik yok.
Işık yok, HDR'ımız kapalı. Scanline render motorunda alınmış bir render gibi çıkıyor. Şimdi render'ımızı iptal edelim. Bu penceremizi kapatalım. Gölge kalitemizi very low. Gölgemiz açık kalsın ama very low'da kalsın. Evet. Modellerimizin üzerinde de herhangi bir kaplama uygulamayacağım. Sadece aydınlatmayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Mental Ray'de HDR kullanımı arkadaşlar Environment üzerinden gerçekleşiyor. Direkt Material Editor üzerinden HDR eklerseniz sahnenize herhangi bir etkisi yok. Bunu belirtmekte fayda var. Artı sahnenizde HDR kullanırken aynı şekilde şu anda görmüş olduğunuz kamera ekranınızın da arka taraftaki görüntüye de aynı şekilde eklerseniz daha rahat ve kullanım kolaylığı olan bir çalışma sahası elde etmiş olursunuz. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar sahnemize bir tane skylight'ımızı koyalım. Evet, şurada yer alsın. Aynı şekilde skylight'ımız burada kalıyor. Sonrasında arkadaşlar klavyemizden 8 tuşuna basıyoruz. Sonrasında environment map, bitmap. Buradan da bu HDR'ını seçiyoruz. Bu HDR'ı seçtikten sonra başlangıç ayarları penceresi geliyor arkadaşlar. Burada herhangi bir değeri değiştirmeniz de gerek yok. Okey. Direkt okey diyebiliyorsunuz. Zaten dedikten sonra gördüğünüz gibi hemen sahnemizin içerisine dahil etti. Aynı şekilde klavyenizden Alt B tuşlarına basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra buradaki seçeneklerde Use Environment Background seçeneğini seçip Apply to Active Wave ve OK tuşlarına basıp çıkıyorsunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra zaten HDR'ınızı gördüğünüz gibi hemen arka plana dahil ediyor. Render çıktığınızda zaten bu şekilde olacak. Şimdi bundan sonrasında arkadaşlar bu kısım Environment penceremiz açık kalsın, bu kısmı okey diyoruz. Gördüğünüz gibi aydınlatma hemen gerçekleşiyor arkadaşlar. Işıklar vesaire falan aydınlat binamızın üzerine yansıyor. Yalnız burada şöyle bir şey yapacağız. Buradaki HDR'ımızı skylight'ımıza da atacağız. Ve birbirlerinden instance seçili kalmasına dikkat edin. Çünkü her birinde yapacağınız değişikliklerin birbirlerinden de aynı anda etkileşimli olması gerekiyor. Şayet sadece copy seçeneğini seçerseniz yaptığınız değişiklikler ya Environment Map'te kalır ya Skylight'te kalır. Sonra diğerine tekrar gidip yapmak aynı ayarları bir daha yapmak zorunda kalırsınız. Hem de sahnemizin aydınlatılması için gökyüzü rengini Skylight'a tanımlamış oluyoruz. Daha gerçekçi bir aydınlatma elde ediyoruz. Evet, HDR'ımızın Skylight'ımızın içine dahil ettikten sonraki değişiklikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu penceremizi şöyle alalım. Işığımızın vurmuş olduğu ışığımız tarafından oluşan güneş ışığının etkileri Skylight'ımızın içine HDR'ımızı attıktan sonra daha etkili bir şekilde kendini belli etmeye başladı. Şu anda zaten değişiklikleri görüyorsunuz. Biraz daha bekledim. Tam olarak bir sahnedeki ışık dengelemesini GPU yardımıyla oluştursun arkadaşlar. İsterseniz tabii ki bu değişiklikleri yaparken Mental Ray'in Active Shade özelliğini de kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz tüm değişiklikler aynı zamanda bir yandan da render edilmiş olur. GPU destekli Nvidia'nın Quadro ya da GeForce GT 7100M serisi ekran kartınız varsa Quadro ya da Ati'nin GPU'lu ekran kartlarına sahipseniz işiniz daha da kolaylaşacak. Final renderları öncesinde
sonuçları da görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde sahnemizi yerleştirdik. Basit olarak bir deneme renderimizi alalım. En azından sonucumuz nasıl, sahnemiz ne derecede iyi gözüküyor, hemen görmüş olalım. Ayarlarımız düşükte. Şayet şöyle bir durumda söz konusu arkadaşlar, mental ray'in özelliğidir. İsterseniz o an başka bir şey yapmak istiyorsanız render'ı durdurabiliyorsunuz. Yani buradaki pause butonuna bastıktan sonra render'ınız durur. Resum derseniz render'ınız kaldığı yerden devam eder. Gölge ayarlarımız arkadaşlar, kısaca bahsedeyim. Imajımızın kalitesini buradan belirliyoruz. Parlaklık, yansıma parlaklık değeri buradan, şeffaflık parlaklık değeri buradan, final giderimizi açıklamamız gerekiyor. Şu anda G kapalı. Shadows yani gölge kalite ayarlarımız en düşük seviyede. Sahnelerinizde HDR kullanmanızın size şöyle faydaları var arkadaşlar. Işıkları daha gerçekçi bir şekilde elde ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi normal şartlarda siz bu alt zeminde oluşan güneş yansımalarını falan normal bir daylight, sunlight gibi değerlerle yakalamaya çalışırsanız bundan ayrı bir ışık hesaplamaları olacak. Ama HDR'da bu hesaplamalar ışık hesaplamaları kadar render sürenizi uzatmıyor. Çünkü zaten HDR'da bu ışık değerleri ayarlanmış olarak geliyor. Sadece sahnenizi aydınlatıyor. HDR'a yardımcı olarak skylight kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi de sonuç oldukça iyi. Tabi size birazcık daha kaliteyi göstermek için ayarları yükselteceğim. Bu dersimizin birinci bölümü arkadaşlar HDR kullanarak sahnemizi aydınlatmak. İkinci bölümümüzde Mental Ray'in ve 3D Max'in Daylight Sunlight ışıkları ile sahnemizin aydınlatma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu ışık tiplerinde zaten lokasyon odaklı da sahnenizde güneş ışığını vurdurabiliyorsunuz ya da gün ışığı kullanabiliyorsunuz. Hem lokasyon olsun hem de saat bazlı da aydınlatmalar yapabiliyorsunuz. Hemen size şu şekilde göstereyim. Burada Sunlight ve Daylight ışık seçenekleri var arkadaşlar. Sunlight'a geçerseniz zaten buradaki Hours, Minutes, Seconds değerleri, Month, Day, Year seçenekleri var arkadaşlar. Burada mesela 6. ayı, 21'i ve 2015 senesi geçerli gözüküyor arkadaşlar ve saat 12, yani tam güneşin en tepede olduğu saat. Şimdi sahnemizde tabi bu ışığı kullanmayacağız. Aynı ayarlar Daylight'ta da geçerli. İkinci bölümümüzde yine HDR yardımı ile bu ışık tiplerini kullanarak dersimizi ikinci bölümüne işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi İsterseniz ayarlarımızı birazcık yükseltelim ve sonucumuza bakalım. Render setup diyoruz arkadaşlar. Global eliminasyon. Bu değerimizi low alalım. Evet, medium yapalım. Photon mapping G, bu değeri açıyoruz arkadaşlar. Şu anlık herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yok. Sonrasında hemen tekrar yukarı geliyoruz. Biz bunu low'da tutalım. Render süresine birazcık etkileyebilir. Ondan sonra gölge değerlerimizi low medium yapalım. Bu değerimizi de medium'a çekelim. Sonrasında final gider'ımızı da medium yapalım. Ve render diyelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şöyle birazcık daha büyütelim. Gölge ayarlarımız ve gölgeler biraz daha kaliteli çıktı ama burada
Sizin dikkatinizi çekmek istediğim husus, az önce dersin başında da söylediğim gibi, sahnede herhangi bir güneş taklidi yapan bir ışık yok. Sadece skylight'ımız var ve skylight'ımızla birbirine bağlı olan bir HDR kullandık arkadaşlar ve ayarlarımızı birazcık yükselttik. Şimdi tabii ki bundan daha kaliteli bir render alınabilir. Siz kendiniz ayarlarınızı yükselterek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz işlem gördüğünüz gibi yani çok basit, hiç de zor olmayan bir işlem. Herhangi bir ekstra bir ayar öyle çok bir özellikle bilinmesine gerekmiyor. Sadece temel olarak HDR Light kullanımını bilmeniz yeterli. Zaten de hani kabaca nasıl yapılacağını da size anlattım. Dersimizin ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olmuştur. Mutlu olun.